Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemenimizde malum azizler, bu bizim dinimiz paklik üstüne kurulgen din. Paklikin nihayette itibar kılınadı. Adli bir bendeni Rabbisi'ye en yakın kıladigen namaz hem taharetsiz namaz oranı götmeydi. Şunda gıken bazı bir ata anılar gemen yardım sıfatı da bana şu videonu kılıyabmen. Ata anılar özünün kızıge, oğluge gusül nime ekerligine, onu kendi kılıç kerek ekerligine ve kançalik muhim ekerligine bazılar sal üyelgeneden çüntüre almaydı. Yani bana bu videonu, bana bunu koruvagin kızım, ya ki oğlum dese, ya ki bana şu sohbetini eşitkin dese, onlar için nihayette yengil bo'ladi. Ota-onalik burchini, vazifasini ado qilgan bo'ladi. Men ko'ryapman nechta-nechta odamlarni uylanishligi kerak bo'lib qolgan, turmushga chiqadigan bo'lib qolganlar g'usl nima ekanligini bilmaydi. Bu esa ota-onani katta aybi. Qiyomatda shu ota-ona shu farzandiga tahorat, g'usl, namozni o'rgatmaganlik uchun nihoyatda qattiq javob beradi. Mana shuning uchun ota-onaning zimmasidagi vazifa o'laroq bizler mana şu narsani ularga bir bora bo'lsa ham aytsak, qiyomatdagi mas'uliyatimiz, zimmamizdagi, bo'ynimizdagi mas'uliyatimizni ado qilgan bo'lamiz, Allohning huzurida yuzimiz yoriq bo'ladi. O'shaning uchun g'uslning farzi nima ekanligini oddiy narsa bu, lekin musulmon odam, namozxon odamlar uchun oddiy. Lekin namoz o'qimagan odamni, ibodatdan chetda odamni mutlaqo bu narsadan xabari bo'lmaydi, ilmi bo'lmaydi. Üçte narsa bor joyda farishta bo'lmaydi deyilgan. Ba'zi bir xonadonlarda baraka yo'q. Nima uchun? Chunki mana shu uch narsaga e'tibor qilmaydi. Bittasi deydi, rasm bor joyda. Jonli narsaning rasmi osib qo'yilgan joyda farishta bo'lmaydi deyilgan. O'shaning uchun portretlar, osib qo'yilgan rasmlarning hammasini taxlab tashlash kerak, o'sha shkafga. Kerak bo'lgan payt ko'rsa, mayli istalik, lekin u narsani jonli narsalarni devorga osib bo'lmaydi. İkincisi, it bor joyda farishta bo'lmaydi deydi. Ba'zilar cholg'u ansambli, haligi ribob, shunga o'xshaydigan narsalar qo'yganda ham baraka bo'lmaydi deyiladi. Ba'zi xonadonda aroq qo'yib qo'yadi. Ana o'shalarda baraka bo'lmaydi. Endi bu yana bitta narsa, junub bor joyda. Junub bor joyda farishta bo'lmaydi. Junub nima? G'usl qilishni bilmagan odam. G'usl qilish, ya'ni g'usldan pok chiqmagan nopok odamning oldida farishta bo'lmaydi. Yangi kelinchak kelgan qo'lida laki bilan bu bir oygacha, ikki oygacha yuradi o'sha laki bilan. Lekin eri bilan har kuni yaqinlik qiladi. Ana o'sha yaqinlik qilganda uning tirnog'iga suv tegmaganligi sababidan u g'usldan pok chiqmadimi? O'sha ayol sababidan, o'sha yangi kelin sababidan mutlaq uyda farishta bo'lmaydi. Farishta bo'lmagandan keyin urush janjal bo'ladi, to'polon bo'ladi. Topgan tutingizda baraka bo'lmaydi. Hamma yoqda, demak noqulayliklar bo'ladi. Shuning uchun g'uslni nima ekanligini muhtaram azizlar yaxshi bilishligimiz kerak. G'uslning o'zi ma'nosi nima? G'usl deganda bir narsani ustidan suv quyishlikka aytiladi. Aslida ma'nosi shu. G'uslning lug'aviy ma'nosi demak bir narsaning ustidan suv quyishlikka aytiladi. Shariatda islohda ma'nosi Allohga qurbat hosil qilishlik uchun demak poklanish, ya'ni yuvinishlikka aytiladi. G'uslni shariatda vojib qiladigan narsalar bor. O'sha vojib qiladigan narsalarni hikmati bor o'ziga yarasha. Nima uchun g'usl vojib? O'sha yuvingan odamga bir necha manfaatlar borligi uchun Alloh taolo vojib qo'ygan. Avvalo u g'usl ibodat hisoblanadi. Alloh taologa qurbat hosil qilish bo'ladi. Ana o'shaning uchun bu narsa nihoyatda zarur inson uchun. Ikkinchidan poklik, ozodalik va sog'lik uchun juda ham katta foyda. Undan keyin qolaversa, g'uslni vojib qiluvchi narsalar tufayli inson vujudidagi paydo bo'lgan narsalardan pok, ya'ni poklanadi. Misol uchun o'zining vujudidan yo'qotgan narsasi ixtilom bo'lgan paytda yoki jinsiy aloqa qilgan paytda o'zidan yo'qotgan narsasini o'sha g'usl qilishlik bilan, yuvinishlik bilan tetiklik paydo bo'ladi, yana qayta tiklanadi. Ana o'shaning uchun ham g'uslning demak hikmatlari, foydasi bor. Jinsiy yaqinlik qilgan va ixtilomdan keyin g'usl qilgan odamni badani tetiklasharkan, yuvingandan keyin
o'zidan najosatni yo'qotishlik bilan birgalikda haligi o'zida yo'qolgan narsani tiklaydimi? Endi bu narsani niyatni to'g'rilab qilishlik kerak. Ya'ni Alloh taologa qurbat hosil qilishlik uchun, savob olishlik uchun qilinsa, bu nihoyatda katta, demak ajri ham bor, savobi ham bor. Ana o'sha odam shu g'usl qilishlik bilan gunohlardan poklanadi. Oddiygina najosatdan emas, balki qurbat hosil qilishlik uchun g'usl qilyatsa, demak gunohlardan ham poklanishligi bor. Endi g'uslning 3ta farzi bor. Mana shu farzlarni yaxshi bilishligimiz kerak. G'usl famihi va anfihi va kullul badan. Og'izni chayishlik, burnini chayishlik va butun badaniga suv yetkazishlik mana shu g'uslning farzi hisoblanadi. Mana shu jumlada 3ta farz zikr qilindi. Birinchisi, demak, og'izni chayishlik. Og'izni chaymasdan turib g'usl qilib bo'lmaydi. Og'izni g'arg'ara qiladi, mazmaza qiladi, ya'ni lonjiga g'ijillatib yoqa-yoqa o'tkazib shu narsani qiladi. Bu demak g'uslning farzi. Roza tutgan odam esa o'sha g'arg'ara qilishlikda o'zini ehtiyotini qiladi. Undan keyin burunni chayishlik, chayganda ham mubolag'a bilan chayishlik. Bu ham demak qattiq o'sha achiguncha chayiladi deyiladi. Bu ham bitta farz. Ya'ni burunni chayishlik farz. Lekin roza tutgan odam nima qiladi? Chap qo'li jimjilog'i bilan suv bilan namlab, shu qo'li bilan namlab burunlariga tiqib, demak namlaydi, lekin qattiq tortsa ro'zasi ochilib ketishi bor, shuning uchun ehtiyotini qiladi. Va butun badaniga suv yetkazishlik. Hech bir badanida birorta joy qolmasligi kerak. Hatto ignaning uchchalik bitta badaniga suv tegmay qolgan joyi bo'lsa, u odamning g'usldan chiqmasligi bor. Ana g'usldan pok bo'lishlik uchun butun badanini hammasiga suv yetkazishlik kerak, hatto sochlarining har bir tolasining tagiga ham. Qur'oni Karimda Moida surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Sa'udu billah va in kuntum junuban fattahharu. Ya'ni agar junub bo'lsangiz poklaninglar. Bunda yuvinish imkoni bor barcha joyni poklash ma'nosini o'sha tozalanish deb keltiriladi. Alloh taolo Niso surasida sa'udu billah va la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu va junub holingizda ham to g'usl qilmaguningizcha masjidda turmang. Magar yo'ldan o'tuvchi bo'lsa mayli degan oyat. Mana shu ikkala oyat ham g'usl qilishlikka demak targ'ib bo'lgan, buyruq bo'lgan amrmi? Ana o'shanda ikkalasida ham og'izni chayish, burnini chayish, butun badaniga suv yetkazishlik bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. إمام ترمذي وأبو داود رحمة الله عليهم رواية خلقين حديثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دن أبو هريرة رضي الله عنه رواية خلقين اتبدلر كي يعني پیغمبر اسم اتبدلر البت هر بر تك تالس اصلده جنوبلك بار يعني ناپاكلك بار بس sochni yuving va badanni poklang deb payg'ambar alayhisalom har bir soch tolasining ostida junublik bor ekanligini demak marhamat qilyaptilar. Bu so'zni aytganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida turgan hazrati Ali radhiyallohu anhu haqida keladi. Man taraka mawdi'a sha'ratin min al-janabati lam yaghsilha فعل بها كذا وكذا من النار قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره پیغمبر صلى الله عليه وسلم kim cünüplikten bir tük ornını yuvmay qaldırsa dediler bitti tük ornı qop ketsa dediler do'zaxda undoq qilinadi, bundoq qilinadi deb do'zaxda azoblanishlik haqida payg'ambar alayhisalom shu so'zni aytganlarida Ali radhiyallohu anhu shuning uchun boshimni dushman tutdim deb uch bor bu narsani
üç bağını kaytardılar, tekrar kıldılar. O saçını kırdırıp yürür idi deyildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir saç tüyü aslında cenabet var. Onu demek yuviler, her bir talasını hem pakleyler, bütün bedenlerini pakleyler degen sözünü etkilerde Hazreti Ali radıyallahu anhu başımını özümge düşman tuttum. Yani ben saçımı dediğinde kırdırıp aldırıp yürümem. De üç bar tekrarla gelirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indemediler. Bana şu hadiske binaen Hanefi ulamaları saçını aldırıp yürüyüşlük sünnet deyişer. Demek saçını aldırıp yürüyüşlükte, saçını uzun kılıp yürüyenden göre aldırıp yürüyüşlükte menfaat, her bir saç astığı su tekip adamın yoksulden paklanışlığı demek yengil buladı, asan buladı. Ve yani şu paklengen adamın ibadeti kabul buladı. O şey yaşayan hanadanda feyiz buladı, barakat buladı. Bu demek hazır senegalligimiz bu usulün üçte farzı idi. Ağzını çayış, gargala kılıp, mazmaza kılıp, burnunu çayış, açı günçe, on kol bile tartıp, çap kol bile kakıladı. Ve bütün bedenliği su yetkileştik. Kindiden tepesi on kol bile çıkarsa, kindiden paslarını çap kol bile çıkarıp, hemme bedenliği üç bar yakışılıp suyunu yetkizip, demek biraz da saç talası hem, hatta ki ayol kişilerinin kulağı teşkildeki işte zirey takadigen cayını hem, kindik içleri hem, ya ki üzüğü var adam üzüğünü kımıllatıp, üzüğünü astırıp yuvuşluk hem, her bittesi demek, nihayette itibar kılış gereği bugün derse. Bazılar, kirliler kipri kovaladı, ki, yelimden yapıştırıladigen kiprikler. Kirliliği peyti de mi başka? Usulden pak çıkmaydı, ta aptaşama günce. Çünkü o yelim bedenden, demek suyunu tosup koyadı. Tırnağdaki lekler hem kuduşunday. Mutlak, Müslüme eyaller, bu nesneden saklanışlı gerek. Bazı bir kreske bilen şugullanadigen kreskeçiler hem bedeni gümdak az yine özü kurmaydıgan cöyge kreske tekken buladı da yapıp koyadı. Usul kılgenden ki yunup çıktım degenden ki karasa kreske turuptu. İşte ta kreskeni yukatıp başkattan usul kılmak önce usulden pak çıkmaydılar. Bana şu nesnelerge demek itibar kılıçlığımız gerek. Bu hazır sana gelmemiz bu usulünün farzları idi. Şimdi usulünün sünnetleri. Sünnelül gusli, yani gusulünün sünnetleri. Bunun sünnetleri ise iki kolunu ve farcını yumağı. Hem de necasetini ketkezmağı. Son iki ayağını kaldırıp taharat kılmağı. Yani namazda taharat kılgendik, işte gusul kılıcı adam yuvuluştan aldığın taharat kıladı. Ayağını yumestan. Keyin bedenine üç mertte su yetkizmağı. Bütün bedenine üç merteden su yetkizişteki sünnet. Sonra su toplengen cöyden başka cöyge iki ayağını yumağı. Misal için bazıları şu tağara gökşegen ya ki su toplengen cöyde çömülse başka otu alıp ayağını yakışılıp yuvup çıkıp geçtiği gerek. Uzun orladigen saç egesi saçının asli astını xullashi kifoyadir. Ayoli saçları o'rilgan holatda eri bilan yaqinlik qilgan bo'lsa-yu, saçları nihoyatda uzun va katta yuvishlik mashaqqati bo'lsa, o'sha o'rilgan holatda bo'lganini, ya'ni ochilgan, sochilgan holatdagi emas. O'rilgan holatda bo'lganini, demak yuvinayotgan paytda badanining asliga o'ziga suv yetkazib qo'yishlik kifoya qiladi, sochining hammasiga emas. Sochiga maslahatib qo'ysa inshaalloh kifoya. عن عائشة رضي الله عنها قالت Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçan cünüblükten gusül demek kılseler evvel iki kollarını yuvuştan başlar ediler. En evvel demek iki kollarını bendi geçe yuvuş bilen başla gelirler. Sonra on kolları bilen çap kolları su koyup farzlarını yuvar ediler. Demek avrat azalarını on kol bilen su kuyuladı ve çap kol bilen yuvuladı. Avrat azalar on kol bilen yuvulmadı. Fakat çap kol bilen yuvuladı. Keyin ise namazga yani kıladigen taharatlarını becerer ediler. Namazga kendi taharat kılsalar, yani uşandak taharat kılarlar. Sonra suyunu alıp barmaklarını
saçları astıge kriter ediler. Ta ki su yakşı yetkenlige işangenlerden keyin başları üstüden uç havuç su kuyar ediler. Demek birinci taharat kıbogenlerden keyin başlarına su kuyup başla gelirler. Keyin kalgen bedenlerine su kuyar, sonra ayaklarını yuvar ediler. Yani başından su kuyuşluk, on yelkeden, çap yelkeden bütün bedenine su kuyup gusül kılıp olgenden keyin demek çıkıp etkilerde Peygamber aleyhisselam ayaklarını yuvup çıkar keller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni Maymune radıyallahu anh anamız demek gusüllerini rivayet kılıp etediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gusül için su keltirip koydum. Uzat iki kollarını iki ya ki üç mertte yudular. Demek kollarını birinci yuvup başla geldiler. Keyin çap kollarına su koyup cinsi azalarını yudular. Sonra kollarını yerge sürttüler. Bu şepette indi yer, kumlik, tuprak, şüngor şeydi yancayge kollarını sürttüler. Keyin ağızlarını çaydılar. Burunlarına su aldılar. Yüzleri ve iki kollarını yudular. Sonra bütün bedenlerine su koydular. Keyin turgan joylaridan nariga o'tib iki ayaklarını yudular. Başka bir rivayette sonra başlarını üç mertte yudular deyiladi. Yine bir başka rivayette men u zotga bir latta olib kelgan edim. Xohlamadilar ve suvni qo'llari bilan sidira boshladilar deyilgan. İki hadisini beşevleri rivayet kılışken. Uzun örülgen saç. Uzun örülgen saç, egesi saçını, aslı aslını hulleş kifayedir. Ümmü Seleme radıyallahu anh anamız eytediler. Men ey Allah'ın Resulü, men saçımını mahkem kılıp örüp yüredigen ayal men. Cünüplikni guslu için onu yayışım gerek mi? Dedim. Yani o şeyin hemmesini yayıp alıp yuvuşum şart mı dedim. O zat yok. Sen üçün başın üstüden üç havuç su kuyuşun kifaya kıladı. Sonra üstünden su kuyasan bas pak bolasan dediler. Demek o şey su başından üç havuç kuyup bedeninin asliği sürtüşlüğünü Peygamber aleyhisselam çüntülü zafirana yani orun saçını su tekkizişlik şart emesekerliğini ve başka bedenki su yetkizişli gusül kılıçlıkların özü kifaya hekerliğini Peygamber aleyhisselam demek talimini belgeliler. Beşevlerden İmam Buhari rahmetleri demek rivayet kime geldiler. Lekin cünüp buluştan aldığın saçı yayılgen bulsa saçlarını hemmesini yuvuş endi vacip buladı. Bu halki mesele örülgen saçının demek meselesiydi. Şunindek hacdan pak bulup gusül kılgende hem saçını yazıp hemmesine su yetkilişi vaciptir. Misal için hayızdan pak buldu ayol, hali zafiranın özüge su tekkizmezlenmez, berçesine su yetkizip, demek yuvunup, paklanışlığı gerek. Berçe hüccet ve delillerini sinçikleb örgenip çıkken fukahalarımız, gusülünü evvelden ahır geçe kuyudaki tarzda beyan kıladılar. Gusül kılıcı şahs, dastlab, tasmiye aytadı. Yani Bismillahirrahmanirrahim deydi. Ve niyet kıladı. Nevaytu an agtasila guslan minel cenabeti. Yani min napaklik, cünüplikten gusül kılıçlikini niyet kıldım deydi. Raf'an lil hadas ve istibahaten lil sala. Yani raf'an lil hadas hadasını, taharatsızlığını kütarışlık için. İstibahaten lil sala namazga mubah buluşu, yani mümkün buluşu için. Taharatan lil beden, bedenimin paklanışlığı için ve takarruba minallahi ta'ala, Allah Teala'ya yakın buluşluk için degen manadaki niyetini kıladı. Keyin iki kolunu yuvadı. Ana şöyle Bismillah bilen niyet kılgen adam iki kolunu bende geçe yuvadı. Keyin arka ve aldı farcını yuvadı. On kol bilen su kuyup, çap kol bilen yuvadı. Bedende necaset bulsa yuvup taşlaydı. Keyin xuddi namozga qilgandek tahorat qiladi. Ba'zilar faqatgina yuvinib chiqib ketaveradi. Bu ham o'tadi, lekin bu tarki sunnat bilan bo'ladi. Sunnatga muvofiq mukammal bo'lishligi uchun demak usuldan avval nima qilish kerak?
namozga tahorat qilgandek tahorat qiladi, faqat oyog'ini yumay turadi. Demak, tahorat qiladi. Albatta, og'iz burnini mubolag'a bilan chayqash bor gap. Agar turgan joyida suv to'planadigan bo'lsa, oyoqlarini yuvishni keyinga suradi, ya'ni o'zining oxirida. So'ngra boshiga suv quyib, ishqalab yuvadi. Badaniga 3 marta suv quyadi. Suv quyishni o'ng yelkasidan boshlaydi. Ya'ni birinchi boshiga suv quygan, keyin o'ng yelkasidan boshlaydi. Keyin chap yelkasiga quyadi. Qo'li bilan badanini ishqalaydi. Ana shu suv hamma badaniga yetishligi uchun, demak, hamma badani ishqalaydi. Ikki quloqi, kindigi, qo'ltiq osti kabi suv yetishi qiyin bo'lgan joylarga alohida e'tibor beradi. Ba'zi bir joylarga suv tegmay qolmasligi uchun e'tibor bilan hamma yog'ini ishqalab yuvadi. G'uslning oxirida boshqa joyga o'tib oyoqlarini yuvadi. Agar g'usl qilgan joyida suv to'planmasa, oyoqlarini ham o'sha yerda yuvib olaveradi. G'uslning odoblari ham xuddi tahoratning odoblariga o'xshaydi. Ammo g'uslda qiblaga qarash yo'q. Ha, misol uchun tahorat qiluvchi odam tahorat qilayotgan mahalda qiblaga qarab turishligi mustahab bo'lsa, g'uslda yalang'och holatda bo'lib qolish ehtimoli bor. Endi u qiblaga qaramaydi, yonbosh turib oladi. Yoki orqasini ham qilmaydi. G'uslning quyidagi narsalar g'usl paytida makruh hisoblanadi. Suvni isrof qilish, juda ham ko'p suvni ishlatib yuborishlik. Suvni o'ta oz ishlatish, ya'ni ishqalab quymasdan suv ekonom bo'lsin deb hali iqtisod qilaman deb g'uslni mukammal bo'lmasligi uchun, demak, suvni kam ishlatishlik ham yaxshi emas. Suvni yuziga urish, dog' nima qilganda hamma yoqqa shapillatib, sachratib yuborishlik ham, demak, makruh hisoblanadi. Dunyoviy gaplarni gapirish. G'usl paytida odam har xil holatda bo'ladi. Shunda gapirishlikdan o'zini saqlash kerak, chunki farishtalar g'usl qilayotgan odamni yoki hojatga kirgan odamni oldida turmasdan chetda turib turadi. Gapirgandan keyin majbur kiradi endi u. Yozish kerak gapirgan gapini. Ana farishtalarga ham ozor berishlik bor. Shuning uchun dunyoviy gaplarni gapirmaydi. Duosini qilaveradi, ichida boshqasini qilaveradi, dunyoviy gap gapirmaydi. Beshinchisi, uzrsiz boshqadan yordam olish. Ya'ni o'zingizda imkoniyatingiz bor. Hamma yog'ini ishqalashlikka, boshqalarga sharoitingiz bor, o'zingiz qilasiz. Yo'q, agar imkoniyatim yo'q desa, undagina, demak, yordam chaqirish mumkin kimni? O'ziga mahram bo'lgan ayolini, misol uchun. Yoki ayol o'zini erkagini, erini. Boshqalarga misol uchun suv olib kel, uni olib kel, buni olib kel deb o'sha paytlarda g'usl qilishlikka kerakli narsalarni hammasini olib kelib yuborish kerak, boshqalardan yordam so'ramaslik uchun. Ana 6-si, duo qilish. Demak, ovozni chiqarib olib duo qilishlik ham yaxshi emas. Chunki har xil holatda bor. Uni ichida qiladi. Mana shu, demak, g'usl qilishlikning odoblari. Ko'pchilik mana shu g'usl qilishlikni yaxshi bilmaganligi sababidan nopok yuradida, nopok odam bo'lgandan keyin namozi ham, duosi ham qabul emas. Farishta ham bo'lmaydi uni oldida va xonadoni baraka ham bo'lmaydi. Bolalari cho'chib uyg'ongan, o'zini-o'zi birdan baqir-chaqir qilib yig'lab qolgan, nimaligini bilmaydi. Aslida o'zlari beg'usl, tirnoqlariga laq qo'yib olgan, sochlarini kraska bilan bo'yab, o'sha sochlarini to'sadigan nimalar qilib qo'ygan. Ba'zilari hali kiprik qo'yib olgan yoki qoshlarini bo'yaganda qanaqadir klyonka hosil qiladigan narsalar bilan qilgan. Ana o'shalar hammasi, demak, shariatga xilof narsalar, o'shandan saqlanishlik kerak. G'usldan pok chiqishlik uchun bu narsalarni ehtiyotini qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni pokiza bo'lishligimiz, badandan ham, jismonan ham, ruhan ham pok bo'lishimiz va ibodatlarimizni, duolarimizni qabul bo'lishligini, xonadonlarimizda fayz baraka bo'lishligini o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.